Türk kahveli panna cotta, 500 gram krema, 80 gram toz şeker, 8 yaprak jelatin, 1 çay kaşığı sıvı vanilya, 4 tatlı kaşığı Türk kahvesi, 4 kahve fincanı su. Üzeri için 1 paket krem şanti, 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı damla çikolata. Şimdi günlük tarifle başlayacağız. Türk kahveli panna cotta. Aynen öyle. Türk kahveli panna cotta. Önce panna cotta ne demek söyleyebilir miyim? Evet, Kalenci. Söyleyebilirsin. Şimdi panna cotta tam tercibe olarak şey demek, pişmiş krema. Pişmiş krema. Aynen öyle. Yani panna. Kremadan yapılıyor ama pişmiş hali. Aynen öyle. Panna zaten krema demek. Cotta pişmiş demek. Cotta. Yani çok cotta. Çok yaratıcılık bizni vermediler aslında ya. Ama çünkü öyle ki kremadan krema. Yapılan yani. Evet. Kremadan ama çok yapılan. Güzel hafif. Ben çok seviyorum. İnanılmaz bana hafif ve güzel lezzetli geliyor. Ve çok basit aynı zamanda. Evet ama benim mesela üstüne genelde daha çok böyle işte o böğürtlerle frambuazlı soslar daha çok hoşuma gidiyor. Aynen. Ya da böyle çilekli milekli. Ya da tabii. Böyle sorbeli morbeli. Onlar aynen güzel öyle. Ya zaten şey yaratıcılık orada oluyor. Bak şey. Değil mi? Onu biz panna cotta zemin olarak yapıyoruz. Sonra üzerindeki lezzetleri panna cotta. Hatta biraz kontrast olması gerekiyor. Evet değil mi? Biraz güzel, sert orada mesela Türk kahvesi yani. Acılığını oradan aklına geldi herhalde. İşte zaten orada bizim amacı Türk kafe biraz da bu panna cotta dediği gibi canlandırmak. Ve üzerinde aslında şey bir küçük böyle bir krema şanti. Süslü şey. Olacak. Hadi bakalım. Nereden yani. Başlayalım? Türk kafeden başlayalım. Önce Türk kahvesini yapacağız. Tamam. Ben Türk kafe sana emanet ediyorum. Tamam ben de. Yapayım bari. Ay bayağıdır da yapmıyorum bir dakika. Artık makineler çıktı ya. Tatlı kaşığı mı ölçümüz nedir? Ne şimdi, yapacağız şimdi? Şimdi bana tam 4 tane Türk kahve lazım. Şimdi 4 tane Türk kahve... Ha, 4 kişi içecekmiş gibi kahve mi yapacağım ben şimdi? Aynen öyle, aynen öyle. Ama bu kahveler bizde süzgüsü. Pardon, ne? Bu kelime biraz zor oluyor. Telvesi mi? Telvesi mi? Telvesi mi? Altındakini no, mi diyorsun? Telvesiz değil ya. Telvesiz değil ya, telvesiz yok. Yok yok. Normal bir Türk kafe yani. Senin benim bir Türk bir dakika kafe ben şimdi sen bana oradan su versene. Ay tabii ki de vereceğim size. O zaman size. Ölçeyim bir dakika şöyle. O zaman 4 kişi içecekmiş ki ben kahve yapıyorum. İster tatlı yapsın ister içsin ne yapayım yani şimdi. 5 yapalım ki bir tane içelim. Öyle bir, ben sana arada ayrıca yapacağım bir Türk kahvesi. Şimdi şey bak bu Türk kafe biliyorsun çok tel kalıyor ya. Evet. Toz kalıyor ya. Heh. Biz bu toz panna cotta için tabii ki de istemiyoruz yani. İstemiyoruz. Biz telvesini değil suyunu mu istiyoruz? Ha, öyle misin? Ben normalde süzgeçten geçelim diyorum ya. Öyle İşte telvesini istemiyoruz. Telvesi telve. Altta kalan yer. Ha o toz telvesi mi ismi mi? Evet telve. Bak bugün yeni bir şey öğrendi. 6 yıldır Türkiye'de ama bunu öğrenememiş. Öğrenmemiş yani. Aslında bana söylüyorlar ya anlamadım yani. Daha önce duydu yani. Şimdi anladım. O zaman telvesini istemiyoruz. Evet. Sevgili seyirciler yani. Telvesini istemiyoruz. Çok, çok önemli. Bir dakika şurada yapacağım. Şimdi ben 4 fincan koydum su. 1 fincana da 1 tatlı kaşığı gelecek şekilde 4 tatlı kaşık Türk kahvesi koydum. Aynen. Şu an beni istemeye gelmişler gibi olmadım sanki. Niye öyle bir moda girdik burada? O kadar güzel köpürdü ki bunu tatlıya harcamasak mı diye düşünüyorum. Bakar mısınız? Fokur, gerçekten fokur. Ellerine sağlık. Ve çok özellikle güzel kahve yaptın. Sen çok doğru yaptın. Çünkü bize bu tatlı yapmak için de sade Türk kahve lazım. Evet tabii canım şeker koymadım zaten. Aynen, aynen. Koymasınlar değil mi? No. Çünkü sonra biz zaten şeker evet, kullanacağız yani. Evet zaten tatlımızda şeker var. Yoksa bir... Şimdi bunu yaptım. Bekletiyor muyum? Ne yapıyorum? Süzelim yani. Şimdi şurada süzgeçlerimiz var. Süper yani. Bunların büyükleri de oluyor ama tabii zaten kahve yaptığımız için sıkıntı yok. Şimdi evet. Bunu bir kaba süzeyim mi ben? Lütfen. Ben aynı zamanda şey seni beklerken bir şey yapabilir miyim Pelinci? Yok bekle. Burada çünkü bir butak yapmak için bizi şey ihtiyacı var. Bir jelatin ihtiyacı var. Ha, o zaman sen onu yap o arada. Evet ben bu yaprakları sok su içinde koyuyorum ki çünkü bu kuru. Şimdi bunu söyleyelim. Şöyle evet. Gösterelim bilmeyenler olabilir. Şimdi bu efendim jelatin. Bunu tatlıda bağlama özelliği olsun diye kullanıyoruz. Evet. Bu sığırdan elde edilen bir şey. Sığır jelatin diye geçiyor. Aslında ilik gibi bir şey bizim etlerde o yediğimiz. Aynen öyle. Tatlıda da bunu tutmak için. Tabii orada bir herhangi bir et kokusu vesaire olmuyor. Amaç burada tutuculuğu sağlasın yoksa o kıvam olmuyor. Olmuyor. Panna cotta da bu çok önemli. Bu mecbur. Değil mi? Yoksa hepsi evet. Bu kalacak yani. Ama isterseniz artık şey ki Konya'dan üretilen bir firması var. Tozla da yapılır. Ha tozla da var doğru. Markadan kullanabilirsiniz süzüyorum. İsterseniz. Hazır evet. Mısın? Bunu filtre kahveden yapabiliyor muyuz? Aynı lezzet olmaz ama değil mi? Şimdi tabii ki de siz herhangi kafeden yapabiliyorsunuz. Toz kafeler, bizim mesela espresso'lar falan. Her kafe evet. Tabii ki de uygun ne? Ama şimdi Türk kafe böyle bir aroma var. Evet daha farklı değil mi? Böyle bir aroma var ki sarılıyor seni anladın mı? Sarılıyor. Yani, sarılıyor gibi yani. Bu çok önemli bir şey.
Vallahi ben hayatta o kadar güzel. Ay ne köpük yapmışım ayol. Yani. Köpük gitmedi. Öf yani. Baksan her kafaya bir köpük oldu yani. Evde kocama yani. Yapsam böyle köpük çıkmaz vallahi. Şansımıza köpüklü oldu. Ay bakar mısın? Türk kahvesini süzdük. Süzdük. Vallahi süzdük. İlk Türk televizyonda. Evet. Öyle bir şey oldu yani. Şimdi. Ne yapalım? Artık pişmiş. Pişmiş, pişecek. Ben seni bir gün yardımcı yapacak. Yapabilir tamam, misin? Tamam, ben her gün yardımcıyım. Sıkıntı yok. Şimdi, krema. Bakayım yandı mı? Yandı. Tamam. Yandı. Şuradan bir şeyimizi alalım. Neyle yapsak daha rahat olur? Bunu yapabiliriz. Evet. Ne yapıyorum? Ya ben yapıyorum. Ekstra falan. Çok güzel yapıyorsun. Ama şimdi. Sen mi yapsan keşke? Ay ben yönetiyorum. Tamam, bu ravioliyi sana pastacı tamam, bulmuş bilmiyorum. Tamam, ravioli de kremayı attın mı? Hepsi dokunuyoruz. Tamam. Şu an şey gibi İtalyan yemek kursuna gitmiş gibi hissediyorum kendimi. İtalyan şefler falan bazı oluyor ya. İtalyanca bile konuşabilirim. Sizce şanslıyım. Yok o kadar beceremem. Şimdi kremayı döktüm. Aynen öyle. Burada şeker var. Şeker. İstersen artık şeker de koyuyoruz. Döküyorum toz şekerini. Zaten kahvemiz acı olduğu için biraz dengeleyecek şeker lazım. Şimdi burada vanilin de koyuyoruz. Hı. Burada sıvı vanili. Biz normalde hep evlerde şekerli vanilin olur. Böyle bir paket şeklinde. O değil. Bunun tabii suyu, özütü daha farklı. Aynen öyle. Şimdi burada toz halinde vanilin uygun olmuyor. Çünkü o tatlı aslında şey vermiyor. Ama şey verir değil mi? Çubuk içinden taze. Çubuk hem en şey. O en çok güzel. Doğru evet. Olan da vanilin çubuğu zaten. Evet. O varsa olan... bunun yerine o vanilya çubuğunu şöyle hemen bıçakla sıyırdığınız zaman siyah siyah çıkacaktır. Vanilya biz beyaz olarak biliriz ama aslında kendisi siyah renk. Kendisi siyah renk. Evet çok enteresan. Bak az çok biliyorum. Her şeyi biliyorsun yani gerçekten yani. Hazırlandım takip ediyorsun demek yani. Bir şey diyeceğim pastanede çalıştım ya bir dönem orada çok yaptık biz panna cotta. Ve özellikle evet. Bu çabuk vanilina var ya. Şimdi koyayım bu arada bunu. Lütfen. Hepsini koyayım mı? Hepsi. Bıraktım içinde. Evet. Yani normalde bir çay kaşık yeter. Çünkü bu ekstra konsantre bir sıvı evet. Olduğu için evet, bayağı doğru. Bir kokacak yani. Bakayım. Ve biliyor musun ne var? Biz de vanilin tadını istiyoruz fakat vanilin lezzeti Türk kahve üstünde gitmesi. Ha Türk kahvesini bastırmasın. Aynen anladım. Öyle bu çok önemli. Tamam. İsterseniz Türk kahve zamanı geldi. Her şey bana yaptırıyor farklısınız değil mi? Kendisi konuşuyor her şey ben yapıyorum. No. Ay evdeki gibi. Çok her güzel, şey çok güzel yaptı. Çok güzel yaptı Çiğir. Estağfurullah. O gerçekten. Dur keşke. Herkesi senin gibi yemek yaparsa. Keşke. Biz işsiz kalacağız. Ben dedim yani. Ki ah Danilo geldi. Şurasını koymayayım mı? Yani biraz... Kalsın yok bu koymayalım. Tamam. Şimdi gene de süssek de tabii ister istemez telvesi birikiyor. Onu bakın hemen dibine çökmüş. Aynı kahve çay gibi onu koymuyorum o zaman. Ona koymuyoruz. Bak, çok güzel bir renk oldu. Aynen öyle. Bak çok güzel bu kahverengi biraz şey kafe latte gibi biz diyoruz. Ay latte çok severim. Latte gibi. Evet. Aynen öyle. Gün var ya ben gün çok seviyorum bütün kadınlara gün beraber. Gün mü? Evet. O var ya. Ben gidiyorum orada. Biz oturuyoruz. Bilmiyorum, sen kimin gününe gidiyorsun? Komşular. Düşünsene gününüze Danilo geliyor. Aha beni çağırıyorlar. Çok eğlenceli. Danilo'suz bir gün olamaz yani. Sana duyuyor çok musun altın söyleyeyim. Falan para bir şey? Lütfen yani. Aa, gerçekten. Biz bakla şey börek hazırlıyoruz her şey bomboşu gidemiyoruz. Ha, tabii şey yapman lazım. Tabii orada oturuyoruz ya. Güzel bir sohbet. Bir Türk kafe. Ben çay içemiyorum. Ya şey, benim çay biraz çırpıyor ya. Ha çarpıntı yapıyor. Çarpıntı yapıyor çırpıyor yani. Dedi çarpıntı yapıyor. Ben nerede bir tercüme edeceğim. Bir şey diyeceğim. Bayağı güne gidiyorsun, börek yapıyorsun, kahveni içiyorsun. Lütfen çok altını seviyorum. Altını götürüyorsun. Seviyorum. Orada ay, bütün dedikodu gerçekten bütün mal dedikoduları ben biliyorum zaten yani. Bütün dedikodular Danilo'da. Günlere gidilir itinayla. Vallahi güzel. Şimdi? Şimdi burada biz istiyoruz ki krema hafif. Kaynaması gerekir. Kaynama noktasına gelsin. Evet, hafif ama. Onu ne zaman ekleyeceğiz? Şimdi bu hafif kaynadığı zaman da biz ocaktan çıkarıyoruz ve ocak kapatıyoruz. Ve bu jelatin içinde koyacağız. Kendinden eriyecek o sıcaklıkla. Sen biraz da çırpacaksın. Çırpacağım artık orada da sen mi çırpsan acaba? Biraz elini mi şey yapsan, tamam, işe atsan? Tamam doğru söyledin. Aa her doğru. Şeyi ben yaptım ayol. Şey, müsaade eder misin? Ben bunu bir toplarım. Ay bir zahmet. En azından toplayıver Danilo. Bak, ay ne güzel gördüm. Evde de böyle bir adam olsa var ya toplasa falan ortalık güne gelse oldu mu? Yani oldu. Aslında şey nasıl diyebilirim bir küçük fırsat vermesi gerekiyordu. O zaman karıştırmıyorum. Yani çünkü karışınca dereceyi azaltıyorum. Evet. Bir dakika kaynasın oluyor. Bakayım. Zaten artık şey görüyorsunuz burada buharlaşma başladı. Sokurdamalar başlıyor. Artık kaynadı gibi şey.
Kaynadı gibi. Ne kadar koyacaksın? Hepsini mi? Hepsini. Ha. Hepsini. Anca tutuyor. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Burada kapatayım mı altına? Kapatabilirsiniz. Kapattım. Burada şey komple eretti. Aslında eretti değil, bunu cağlandırdı. Çünkü önce kuru. Hmm. Biz de şimdi tekrar cağlandırdı. Yani görüntü olarak sertten yumuşağa geçti. Eritmiş gibi oluyor ama aslında biz canlandırmış olduk. Suyla evet. Aktifleştirdik jelatini. Aynen öyle. Şimdi burada biraz da böyle bir elinde fazla suyu çıkartması gerekiyor. Çünkü yoksa bu su şey tatlı olmaz. İçinde gider yani. Evet. Ve biz istemiyoruz. Bir tek suyla açılıyor jelatin değil mi? Sütte falan açılmıyor. No. Su. Soğuk bir de olması gerekiyor. Su. Bu çok önemli. Sakın bu arada evet sıcak yumuşasın diye aman sıcak su koyayım demeyin. Tamamen yanlış bir şey yapmış olursunuz. Şimdi yalan söylemek istemiyorum. Belki su taşı ayak içi denemediği için. Ya benim şu aklıma geldi ama yok olmayabilir tabii. Şimdi burada koyuyoruz. Karıştırır mı? Lütfen. Yine her şeyi ben yapıyorum gördüğünüz gibi. Olsun. Canın sağ olsun Danilo. Bunu da öğrenmişsindir günlerde canın sağ olsun. Şimdi karıştırması gerekir ki böyle bir jelatin aslında hissetmemesi gerekiyor. Hmm. Komple eritmiş olması gerekiyor. Önemli yoksa o parça içinde olacak. Ve ben burada bir kalıp hazırladım. Danilo'nun kalıpları meşhur kendi getirmiş evden. Evden kalıbını da getirmiş gelmiş. Kendi pişmiş kendi öyle bir şey var ya. Değil mi? Öyle geldim yani. No, bu bir silikon kalıbı. Ki silikon kullanıyorum çünkü çıkarması rahat oluyor evet kolay. Kesinlikle. Ama böyle bir silikon kalıbı evde olmazsa kimseyi korkmasın. Kuplarda yapsalar mı? Kuplarda olsun, bardakta olur. İstersen böyle bir alüminyumu var ya kalıpları. Hı hı hı. Evet, tekli böyle satılıyor. Aynen. Muffin yani, kalıpları gibi. Siz hiç şüphemeyin, her zaman her türlü bunu takılı olacak yani. Ay bir şey diyeceğim, mesela şu an çok sıvı. Sanki hiç katılaşmayacak gibi gözüküyor. Değil mi? İnşallah gerçekten bir kızma etti biraz. No, şaka yapıyorum. İşleyeceğim inşallah. Katılaşır no, yani. No. Kimse hiçbir şey korkmasa. Ne kadar sürede bu arada koyulaşıyor? Yani, şimdi deriz ki bizim süt kaynadığı zaman da süt ortalama bir 90 derece kaynama başlıyor. Hı-hı. Ortalama 1,5 saat, 2 saat gibi. Buzdolabından beklemesi gerekiyor. Bunu programın yani. Sonuna kadar kalsın. Evet. Ama biz de hemen buzdolabına koymuyoruz. Aynen. Önce bir oda sıcaklığında normale doğru yani, süt kesilmesi lazım. Bir fırsat verelim yani. En çok acele varsa tabii ki de koyabilirsiniz. Bunu ayrı bir konu yani. Ama ya, acele etmeye gerek yok yani. Yok evet. Oda sıcaklığında kalsın. Daha sonra dolaba koyacağız. Dolaptan aldığımızda da üzerine taze güzel bir kremamız olacak. Son şimdi, şey söyleyebilir miyim? Şimdi burgerim, bunda biraz topları var ya, şimdi değil, biraz da ne sonra yapacağız? Üzerinde, şimdi değil, biraz otursun, oturduktan sonra biraz batıralım ki. Hava kabarcıklarını çıkartacağız aynen içinden. Aynen öyle, yoksa içinde boşluk olacak. Boşluk olmasın.